Süper hocam. Evet, muhterem köy tanıtımı çekiminde ilk önce arazileri şöyle evet. Isimlerini bir say muhterem. Şöyle kameramızda çevreyi bir göstersin. Burası karşı görüken yerimiz Sarnıç diye mevkimiz şu karşılar. Buralar harmanlık. Önceden buralara harman dökerdik. Sap saman dökerdik. Hayvanlarla önce düven sürerdik. Yani şimdi şey yaptı, onlar bitti. Şu anda biçerle uğraşılıyor her şey. Anında oluyor işte karşılar. Evet, bizim köye ait. Orası Karelli köyü, Çerkez köyü orası. Bu karşılarda şu yukarılar Keldağ deriz. Öbür tarafı çekiyor mu? Keldağ deriz. Oralarda işte bize ait. Buralar bizim köyümüze ait olan bir şeyimiz. Evet, geldiğimiz yere mi dönek, şu sağdan mı gidelim? Asfalttan ama buradan inek, oradan çıkarız. Fark etmez. Tamam. Nereden inek? Şuradan in, fark etmez. Geldiğimiz yerde. Ha, yok buradan inelim. Şurada görünen de su depomuz. Köyümüzün su ihtiyacını buradan gideriyoruz. Karşıdaki evlerde hanım diye bir bayan var, onun evi. Burada çiftçilikle uğraşıyor. Çocukları burada yoklar işte. Çalışmadalar. Hayvanla uğraşıyorlar. Şu karşıdaki de bir arkadaşın evi. Burada Sarıkaya'da ikamet ediyor. Burada gelip gidiyor, hayvanlarıyla uğraşıyor. Zikri diye bir arkadaş. Traktörler işte Şahadi'nin ve Zikri diye arkadaşın traktörleri bunlarda. Çiftçilikle uğraşıyoruz şu anda burada biz işte. Karşılarda alıyor mu acaba? Tabii alır. Karşı ve karşı görürken arazide bizim köyümüzün arazisi. Karşıdaki Koçak köyü, altta bu yanda petrol var. Arazi bize aittir. Çiftçilikle uğraşıyoruz işte. Vallahi ne diyek ya? Muhtarım, sağ taraftaki evleri say. Hemen sağ tarafa kameramız. Sağ taraftaki Fikret Pehlivan'ın evi. Burada kalıyor. Kendisi emekli öğretmen. Burada işte birkaç ev var. Oradaki hemen yanındaki yeşil ev kim? Yeşil ev Mehmet Açık Göz diye biri var ve vefat etti. Çocukları burada yok. Yazın gelip kışın gidiyorlar. Sol taraftaki ev. Sol taraftaki ev de Şadi Çandır'a ait. Bunlar da yazın gelirler, tarlalarını işlerler, kışın tekrar giderler gurbete yani. Bütün gurbetteki arkadaşlarıma da buradan selamlarımı iletiyorum. Allah hayırlısını versin, Allah uzun ömürler versin arkadaşlara. Sağa dönelim, direkt mi gidelim? Direkt gidelim. Tamam. Evet, sağ taraftaki şu yıkık ev gibi muhtarım. Bu yıkık ev de işte Fikret Pehlivan'a şey yapardı. Onlar da viran oldu. Yeni evleri oraya yaptılar. Şurası da hemen sağ taraftaki ev kimin? Burada İlhami Açık Gözün çiftçilikle evet. uğraşır. Kendisi burada ikamet yayıyor. İşte hayvancılıkla uğraşıyoruz. Bu sol taraftaki evde Bekir Erhan'ın. Bu da çiftçilik ve hayvancılıkla uğraşıyor. Bu sağ taraftaki bordo ev Halil Mahşer'e ait. Yazın gelirler, kışın giderler. Buradan onlara bol selamlarımı salıyorum. Bu karşımızdaki evde Osman Mahşer'e ait. Yazın gelirler, emekli kendisi, imam emeklisi. Kışın giderler. Bu sağ tarafımızdaki evde Emin Şahin'e ait. Bunlar da şey ediler, yazın gelirler, kışın tekrar dönerler gurbete. Herkese selamlarımı sunuyorum. Sol taraftaki evde. Sol taraftaki de Habib Sarı'ya ait. Yazın gelirler, kışın giderler. İşte emekliler burada yazın bol vakitte şeylerini değerlendiriyorlar işte. Sağ taraftaki evde Hüseyin Doğan'a ait. Kendisi öğretmen. Çalışmakta şu anda. Sarıkaya'da kalmaktadırlar. Yazın bazen arada gelirler. Burada
yazın da burada kalırlar, işlerini, tarlalarını işletip giderler geri. Sol taraftaki, sağ taraftaki evde neydi çocuğun ismi ya? Uf. Neyse onu boş ver. Unuttuğumu geç. He. İsmini getiremediğin geç. Öyle ha. Oldu zaten. Karşıdık köy arazimiz, şura mezarlığımız. Karşıdaki göreken. Mezarlığı yakından çekeceğiz. He, oraya varırız da oradan da köşe. Sağa mı dönek, sola mı dönek? Sağa dön de geliş tarafımıza şey yapalım. Tamam. Evet, solda yıkılan deredeki evler kimin biliyor musun? Bu yıkılan evler 7 kardeşinde. Bunlar yukarı çıktılar işte. Hangi sülale bu? Bunları kadılar diye bir şeydi sülale bunlar. Evet. Kadılara ait. Onlar da yukarı çıktılar işte o demin geçtiğimiz yerler. Sağdaki ev Ekrem Açıkgöz'e ait. Soldaki ev Ekrem Açıkgöz'e ait. Kendisi burada çiftçilikle uğraşmakta. Şura eskiden oda mıydı? Bak, burası mıydı? Eskiden kahveydi. Kahve. Çok öncelerden kahvehaneydi. Çok önce kalabalık olurdu. Yani şimdiki buranın sahibi de emekli oldu. Burada yalnız başına yaşamaktadır. Karşımızdaki evde Bekir Açıkgöz'e ait. Kendisi rahmetli oldu. Çocukları İstanbul'da. İşte yazın geliyor bazen. Bu karşıda burada oturan da mahalle sakinlerimiz. Odaya geçin. Odaya geçin, odaya. Köyümüzün işte bu ara şimdi şu soldaki evde Hüseyin Deniz'e ait. Kendisi burada emekli, yalnız yaşıyor. Soldaki yeşil evimiz Mehmet Deniz'e ait. Yazın gelir, kışın giderler bunlar. Sağdaki evimizde Hüseyin Yusuf Özgül'e aitti. Rahmetli oldu. Ailesi yalnız yaşamakta şu anda burada. Efendim ise. Önceden ilkokulumuzdu. Bizim okul, bizim şeyimiz burada geçti. İlk öğrenimi burada yaptık. Daha sonra 12 yıla çıkınca taşımacılığa başlandı. Şu anda okulumuz boş durumdadır. Burada işte köyümüzün girişi. Karşımızdaki ev Hayrettin Eren'e ait. Yazın gelir, kışın giderler. Karşımızdaki de Körpınar mevkiidir burası karşılara. Arazimiz burada. Bizim yani köyümüzün arazisi 25 bin dönüm arazimiz var. Sağ mı dönüyor muhtarım? Sola mı dönüyor? Şura geliş güzergahımız. Şuraya dön tekrar. Sağa dön istersen. Bu taraf sol oluyor muhtarım. Şu taraf. Şu yukarı çıkarttık ya. Sol mu oluyor? Sağ mı? Bu oradan gelirken bu taraf sol oluyor. He. Neyse şuradan dönelim. Bu sol taraftaki ev Mehmet İlerisoy'a ait. Bunlar da gurbete gittiler. Yazın gelirler. Birkaç ay kalır tekrar giderler. Şu evde soldaki evimizde Hakkı Dire'ye ait. Bunlar da yazın gelirler. Bir ay kalırlar tekrar gurbete dönerler. Yani orada ikamet gitmektedirler. Bu soldaki evimizde Bekir Şen'e ait. Bunlar da yazın gelir, kışın giderler. Yani köyümüzün durumu bu işte. Araziyle uğraşıyoruz. Dönelim mi buradan? Karşı köy, Çığırıkçı köyü. Kasabasına bağlı mahalle mi oldu? Karayokup kasabasına bağlı mahalle oldu. Evet.
Yardımcı ol yani. Evet. Arazi isimlerini saydın mı?